Değerli öğrenciler, sayın veliler, bir uzaktan eğitim programına daha hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz matematik, konumuz ise sayı dizileri. Bugün hep birlikte dersimizin tekrarını göreceğiz. Neydi sayı dizileri? Sayıların virgülle ayrılarak birbiri ardına dizilmesine sayı dizisi diyorduk. Dizideki her bir sayıya dizinin terimi diyorduk. Örnek 1'de 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dizisi tek sayılardan oluşan ve 1'den başlayarak ikişer ikişer artan sayı dizileriydi. Örnek 2'de ise 1, 3, 9, 27, 80, 1, 243 dizisi 1'den başlayıp 3'er 3'er katlanarak devam eden sayı dizileriydi. Gelin hep beraber örneklerimizi görelim ve sizler de bana ekran başından yardım edin. Sayılarımız. Yukarıdaki sayı örüntüsünde kırmızı bir üçgen verilmiş. Sembolü yerine hangi sayı gelir? Hadi hep birlikte başlayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Böylelikle üçgen sembolü yerine hangi sayıyı yazacağız? Tabii ki 5 şıkkı 14'ü yazacağız. Peki aşağıdaki soru işareti yerine hangi sayı yazılmaktadır? Gelin bakalım sayılarımızı görelim. 12, 15, 18, soru işareti 24, 27. Buradaki sayı dizisinin 3'er 3'er arttığını görüyoruz. Demek ki 18'e 3 eklersek buradaki sayının 21 olması gerektiğini görüyoruz. Peki yukarıdaki örüntüde kuralı bozan sayı hangisidir? Şöyle sayılarımız var. 35, 30, 28, 20, 15, 10 veya 10, 15, 20, 28, 30, 35. Buradaki hangi sayı kuralı bozuyor? Evet, sizin de gördüğünüz üzere A şıkkı 28, yani şuradaki sayımız kuralı bozuyor. Çünkü buradaki sayılar 5'er 5'er arttığına göre 28 sayısı yanlış yazılmamıştır. Buradaki 28 sayının yerine hangisi yazılacak? 35, 30, tabii ki de 25 olması gerekiyor. Peki aşağıdaki örüntüyü hep birlikte inceleyelim. Neydi? Hep bir öncekinin toplamı bizlere bir sonraki sayı dizisini veriyordu. 1 artı 2, 3. 3 artı 2, 5. 5 artı 3, 8. 8 artı 5, 13. 13 artı 8, 21. 21 artı 13, 34. Ve böylelikle sayı dizimiz gider. Verilerin örüntüde sayılar ikişer ikişer artıyor. 1 artı 2, 3. 3 artı 2, 5. 5 artı 2, 7. 7 artı 2, 9. 9 artı 2, 11. 11 artı 2, 13. 13 artı 2 ise bizlere 15'i vermektedir. Bu durumda A sayısı 13 artı 2, buradaki sayı 15 olur. Geometrik dizilerinde ise ardışık iki terim arasındaki oranı sabit olan dizilere geometrik diziler diyorduk. Buradaki her sayımın kendisiyle toplamı bir sonraki sayıyı veriyordu. 2 artı 2, 4, 4 artı 4, 8, 8 artı 8, 16 ve 16 artı 16 bizlere 32 sayısını veriyordu. Aşağıdaki, şuradaki soru işareti yerine hangi sayı yazılmalıdır? Hadi şuradan ne görüyoruz? Buradaki sayı dizisinde sayıların 3'er 3'er arttığını görüyoruz. Hadi 3 artı 3, 6. 6 artı 3, 9. 9 artı 3, 12. Şimdi de devam edeceğiz. 12 artı 3 bizlere soru işaretinin yerinde 15 sayısının
olması gerektiğini görüyoruz. Aritmetik dizi örneklerinde ise sayıların dörder dörder, altta da üçer üçer arttığını görüyoruz. 1 artı 4 5, 5 artı 4 9, 9 artı 4 13, 13 artı 4 17, 17 artı 4 21'i vermektedir. Alttaki örneğimiz ise 2 artı 3 5, 5 artı 3 8, 8 artı 3 11, 11 artı 3'ün de 14 verdiğini görüyoruz. Geometrik dizi örneklerinde ise çarpma ve bölme işlemlerinde ise üçer üçer çarpıldığını, alttaki örnekte de ikişer ikişer bölündüğünü görüyoruz. 2 çarpı 3 6, 6 çarpı 3 18, 18 çarpı 3 54, 54 çarpı 3 162, 162 çarpı 3 bizlere 486 sayısını vermektedir. Bölme işlemlerinde ise 640 bölü 2, 320, 320 bölü 2, 160, 160 bölü 2, 80, 80 bölü 2, 40, 40 bölü 2 bizlere 20 sayısını vermektedir. Peki bu örüntülüyü de hep birlikte inceleyelim. Örüntü eksi 4 artı 1, eksi 4 artı 1, eksi 4 olarak devam etmiş. 28 eksi 4, 24. 24 artı 1, 25. 25 eksi 4, 21. 21 artı 1, 22 ve 22 eksi 4 bizlere 18 sayısını vermektedir. Ve değerli öğrenciler, ev ödevi olarak Matematik 4 kitabınızın 134. sayfasındaki 4. ve 6. ödevlerinizi defterinizde çözümleyiniz. Ve böylelikle bir dersimizi daha sonuna geldik. Hoşça kalın.